Evet, ben şuraya gelmek istiyorum sevgili Selçuk Sezer. Sanırım bundan sonra olacağınız eser bir düet. Düet, evet. Sevgili Muzaffer Akgün'le söylediniz. Ha, evet efendim. Muzaffer Hanım'la tanışıklığınız nereden geliyor? Çok merak ettim doğrusu. Tabii, şimdi efendim ben 18 yaşında 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda bir Türk filmi izlemiştim. Başrollerine Ayhan Işık ve Sezer Sezin'in oynadığı Meçhul Kahramanlar adı Zafer Kurtuluş Savaşı konu alan bir filmdi. Ve bu filmde Sezer Hanım'a karşı inanılmaz bir hayranlık duydum. Ve bu filmden sonra ona ulaşmayı arzu ettim. Ve ulaştım. Ve kendisiyle çok güzel bir dostluğumuz başladı. Ve bir müddet sonra kendisi bana manevi oğlum dedi. Bu benim için bir lütuftu tabii. Çok gurur verici, onur verici bir olaydı. Türk sinemasının ilk kadın starı, Türk sinemasına yön vermiş bir isim ve klasikleşmiş filmlerin oyuncusu. Muzaffer Hanım'ı da Sezer Hanım kanalıyla tanıdım. Ve onunla bir düet yapma fırsatım oldu ki bu benim için izahı zor bir olay. Yani o kadar büyük bir mutluluk yaşadım ki bunu tarif etmek çok zor ve hala olayın şokundayım. Yani albüm piyasaya çıkmış olmasına rağmen hala nasıl o büyük sanatçı geldi, lütfetti, okudu. Yani çok büyük bir mutluluk çünkü hakikaten klasikleşmiş, hakikaten halka mal olmuş. Düşünün, Türkiye'de bir dönem Zeki Müren'le başa baş gidebilen tek bayan sanatçı. İnanılmaz bir hayran kitlesi var ve inanılmaz kuvvetli bir sesi var. Allah'a çok şükrediyorum bu güzellikleri yaşadığım için. Ne kadar güzel. Biz de tabii buradan bizi izliyorsa sonsuz sevgi ve saygılarımızı gönderiyoruz. Aynı şey benim için geçerli. Çocukluk yıllarımda biliyorsun TRT'den başka hiçbir kanal yoktu. Evet. Özellikle uzun bir süre zaten evimizde televizyon bile yoktu. Evet. O TRT'deki türkülerle büyüdük. Evet. Ve orada öne çıkan benim için en büyük isimli seslerden bir tanesiydi. Evet efendim. Kesinlikle, çünkü çok farklı bir ses rengi var. Evet, farklı bir gırtlak yapısı kesinlikle var ve çok farklı. Bir de şöyle bir olayımız var. Muzaffer Hanım hep kendi şivesiyle, kendi üslubuyla okumuştur. Bir tek bu albümde kendisi böyle söyledi. Giresun şivesi yaparak okudu. Hayatında ilk defa bir yöre şivesi yaparak bir türkü okudu. O da benim albüme kısmet oldu. Kendi ifadesidir bu. Çok mutlu oldum. Evet, inşallah biz de umuyor ve diliyoruz. Evet. Gelecek haftalarda kendisine bir program çekmeyi son derece yoğun bir şekilde arzuluyoruz. Yine TRT'de şu anda görev yapan bir sanatçı dostumuz var. Rüstem Avcı, ondan evet telefonunu aldım kendisi Muzaffer Hanım'ın. Evet. En zamanında arayıp bir randevu alacağım. Umarım bizi de kırmayacaktır. Evet. O güzel sesini Rumeli Televizyonu izleyenlerle buluşturacağız dedikten evet sonra. Hazır konunun üstündeyken o türkümüzü dinleyelim mi? Ne dersiniz? Tabii ki efendim. Peki efendim.